Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Kozan'da halkla ve muhtarlarla buluştu. Mahalle merkezinin temelini attı. Başkan Zeydan Karalar Kozan'da esnaf ziyareti yaptı. Faydalı Mahalle merkezinin temel atma törenine katıldı. Kozan seçim ofisinin açılışını yaptı. Muhtarlarla bir araya geldi. Ziyaret ettiği her noktada büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılanan Başkan Zeydan Karalar, halktan sık sık "Yollarımızı uçak pisti gibi yaptın, teşekkürü" duydu. Başkan Zeydan Karalar'ın Kozan Cami Kebir Caddesi'nde başlayan esnaf gezisi Tılan Köyü ziyaretiyle devam etti. Ardından Faydalı Mahalle Merkezi'nin temel atma törenine katılan Başkan Zeydan Karalar'ı coşkulu kalabalık karşıladı. 40 yıldır alamadıkları hizmetleri aldıklarını belirten Faydalı Başkan Karalar'a teşekkür etti. Sayın Başkanım, yol dedik yaptınız, park dedik yaptınız, suyumuz yok dedik, Allah razı olsun. Bir tarlakla Mersin Hanım'a da ayrı teşekkür ediyorum. 40 yıldan bu yana bizde içme suyu yoktu burada. 40 yıl. Kimse de bize sahip çıkmadı. Allah sizden razı olsun. Başkan Zeydan Karalarsa Kozan'ın 103 mahallesinin her köyüne hizmet gittiğini belirterek yeni müjdeler de verdi. Seviyoruz Kozan'ı, seviyoruz Kozanlı'yı. Zorba değil ya. Zorba değil ya. Her ne kadar adam tabii ki Kozan'da olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. 491.592 metre sati kaplama yaptık. 304.332 tonda asfalt dökmüşüz. İstinat duvarları, düzler, kilit parke, bordür, 9 köprü, 11 merfez ve onun dışında 371.179 metre içme suyu hattı döşedik. Ne kadar asbestli boru varsa onu da değiştiriyoruz. 103 mahallede dokunmadığımız köy yok. Yaklaşık 4 milyarlık proje. Yakın zamanda da özellikle Kozan Merkez ve yakın köylerinin sularını dönüştürmek için Yedigöze Barajı'nın temelini attık. Ve sizlere söz verdim, 2,5 yılda o projeyi bitirecek bu kardeşimiz. Batmış bir belediyeyi düzlüğe çıkarıp pandemiye ve depreme rağmen bunların hepsini borçlanmadan yaptık. Adana tabii artık megapol oldu. Metropol'un da üstünde 3 milyon yakın insan yaşıyor orada. 3 alt geçitle birlikte 5 yeni bulvar açtık. 221 bulvar yeniledik ve 321 iş makinesi aldık. 111 otobüs aldık. İşte Faydalı'da yaptığımız hizmetler de ortada. Mucize tarafı da bu. Ve tabii ki çok daha büyük hizmetler yapacağız o zaman. Konuşmaların ardından 450 metrekare alana sahip, alt katı cami ve üst katı taziye evi olarak hizmet verecek Kozan Faydalı Mahalle Merkezi'nin temeli edilen dualar ve dökülen betonla atıldı. Faydalı Mahallesi'ndeki temel atma programının ardından Kozan ilçe merkezine geçerek seçim ofisi açılışına katılan Başkan Zeydan Karalar'ı coşkulu bir kalabalık karşıladı. Gördüğü tablo karşısında Başkan Zeydan Karalar, "Kozan kararını vermiş" dedi. Kozan hazır, görüyorum yani. Kozan'da belediyecilik nasıl olur, hizmet nasıl olur, en ücra köşeye ne ihtiyaç varsa, hangi hizmet gerekiyorsa o getirilir, bunu gördü. Hem geliri düzelterek, hem borcu azaltarak büyük hizmetler nasıl yapılır, bütün Türkiye'ye gösterdik değerli kardeşlerim. Bu belediye mazot alamazken, işçi parası ödemezken, 351 icra dosyasıyla mücadele ederken artık bunları aşmış, 4 milyarlık projeyi yapacak seviyeye gelmiş. Bu önemli bir yönetim başarısı. Gençler, bu kardeşiniz sizi çok seviyorum. İlk kreşi Kozan'da yaptım ben. Adana Belediyesi'nin tarih boyunca açtığı, yaptığı modern kreşi ilk Kozan'da yaptık ve açtık.
Seçim ofisinin açılışının ardından Başkan Zeydan Karalar esnaf ziyaretlerini sürdürdü. Sonrasında muhtarlarla bir araya geldi.